Şuraya koyuyorsunuz elinizi ama hiçbir yeriniz baskı yapmıyor. Sadece tırnakların altından, iki tırnağınızın altından basıyorsunuz. Basın, çok güzel basın. Basın. Yavaş yavaş sağa sola açın. Halkımızın efsane lakabıyla Efsane Mehmet Yıldırım olarak anıyorlar şu anda. Kütahya'dan geliyorum. 1980 yılından beri Çin'i çark torna sanatını devam etmekteyim. Çark torna sanatını, bize gelen sancağı aktarmaya çalışıyoruz. İşte 14. yüzyılda, yılın sonlarında Hazer Dinari Hazretleri'nin, Selçuklu komutanı, Kütahya'yı hiç kan dökmeden almasıyla birlikte bu sanat o gün bugündür bu sancak geliyor. Kütahya'nın bu şekilde seramik dünyasında büyük bir yeri var. Bizler de bu sanatımızı 40 yıl icra ettikten sonra o süreç içerisinde hem işimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, iaşemizi bu işten kazandık. Hem de bunu kuşaktan kuşağa aktarmaya çalışıyoruz. Normalde bu çark torna sanatının öğrenme süreci, yani tam manasıyla öğrenebilmeniz için en az 4 yılınızı vermeniz gerekiyordu. O yıllar içerisinde ben şahsen o karmaşık gibi gözüken sanatı ellerimi izleyerek, ben bunu halk diline nasıl indirgerim, ben insanları nasıl daha çabuk yetiştiririm. Çünkü biliyorsunuz ustalık çok ayrı bir şey, öğretmek, aktarmak çok ayrı bir şey. Beş gün içerisinde o 4 yıllık eğitime bedel bir ders veriyoruz. Yani 35 gün gündelik yaşamımızdan şifrelerle beyinle şifreliyoruz. Yani unutması mümkün olmayan bir hale sokuyoruz. Şimdi ara eleman bitti. Bilme saygımız sonsuz ama üniversiteden çıkan bazı okullar hariç, orada donanımlı hocaları olanlar var. Bakıyorsunuz ki işsizler ordusuna diplomasıyla katılmış. Ben diyorum ki, bakın ben 40 yıldır bu mesleği yapıyorum. Şu bitmekte olan, tükenmekte olan sanatlarımız bir avuç usta kaldı. Bu ustaları bir kereye mahsus akademilerimize kazandırabilirlerse eğer, ben şunu iddia ediyorum. Siz 4 yıl yetiştirin bir talebeyi, 1 yılda bana ver. Eğer ben 1 yılda istihdama faydalı olacak, hayatını kurtaracak şekle fazlasıyla sokamazsam o sınıfımı, şeref sözü veriyorum, 40 yıllık mesleğimi bırakıp daha adını anmayacağım. Efsane Mehmet Yıldırım, ki ona boşa bu lakabı verilmediğini düşünüyorum halkın. Gerçekten yaptığı işte de efsane, ama asıl efsane kısmı bu işi o kadar güzel aktarıyor ki öğrenmemenizin mümkünatı yok, eğer içinizde bu ateşle yanıyorsanız. Ben bu işi yapmanın yanında bu işi aktarabilmenin ve öğretebilmenin de ayrı bir sanat olduğunu düşünüyorum.